dayanır, namert kaçar. Meydan gümbür gümbürlenir. Bal tutan parmağını yalar. Patron işçisini, devlet vatandaşını oyalar. Ne fayda? Çalsın sazlar, oynasın kızlar. Haydi hayda, de hayda. Sayın seyirciler, ana haber bültenine hoş geldiniz. Önce günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. Bugün gündem oldukça yoğun. Ankara'da siyaset kazanı kelimenin tam anlamıyla kaynıyor. Parti liderlerinin temasları sürüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan halka hitaben yaptığı konuda. Sayın seyirciler, bir son dakika haberi var. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Genelkurmay resmi sitesinden yaptığı açıklamada ateş püskürdü. Kameralarımızı Genelkurmaylık resmi sitesinin, aman, resmi binasının önündeki arkadaşımız Sedat'a çeviriyoruz. Evet Sedat, sendeyiz. Evet Faruk, şu anda burada hiç alışık olmadığımız hareketlilikler var. Yani olacak. Genelkurmay Başkanımız şu anda burada. Yani gelecek. Son dakika açıklamalarını yaptı. Yani yapacak. Ben size son dakikaları anı anına yetiştireceğim Faruk. Söz sizde. Sedat, senden yeni gelişmeleri bekliyoruz. Sedat, Genelkurmay'dan bildirdi sayın seyirciler. Çok başarılı bir muhabir bu Sedat. İnsan olarak da iyidir. Şeker biridir. Anlaşılan onun için uzun bir gece olacak. Bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Başbakan Erdoğan halka hitaben yaptığı konuşmada... Bir son dakika haberi daha. Yıllık enflasyon oranları açıklandı sayın seyirciler. Tekrar etmekte fayda var. Yıllık enflasyon oranları açıklandı. Allah'ın hakkı üçtür. Bir daha tekrar ediyorum. Devlet yıllık enflasyon oranlarını açıkladı. Hani arkadaşımız Devlet İstatistik Enstitüsü'nde... affedersiniz. Hani arkadaşımız Devlet İstatistik'inde... çok özür dilerim. Hande Hande niçin yani daha doğru bir yerde beklemiyorsun da Devlet İstatistik'inin önünde bekliyorsun? Daha uygun bir yer bulamadın mı? Evet. Sendeyiz Hande. Sayın seyirciler, Hande Devlet İstatistik'inden bildiriyor. Bir şey mi dedin Faruk? Şimdi Hande, o beklediğin yerden bize neler aktaracaksın isim lazım diye yerden? Devlet İstatistik Enstitüsü'nden mi? Oradan. Kendi rahat söylüyor diye. Faruk, her ayın üçünde olduğu gibi bugün de borsanın kapanmasına takiben enflasyon oranları açıklandı. Enflasyon oranları beklenen düzeyde çıktı. Biz kameraman arkadaşımla 2 saattir bu son dakika haberini size ulaştırmak için buradayız. Söz sende Faruk. Hande'ye bu son dakika haberi için teşekkür ediyoruz. Bu da iyi kız. Geçen ay evlendi. Oğlan mimar. Her neyse. Evet. Ana haber bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan halka hitaben yaptığı konuşmada Tayyip Erdoğan bir son dakika haberi için bültenimizi tekrar kesiyoruz. Cumhurbaşkanı Gül çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sudan'a gidecek. Evet, Ceyda, Sudan'la son zamanlarda ilişkilerimizin geldiği nokta düşünülürse bu geziyi nasıl yorumlamak lazım? Faruk, biz burada ziyaret haberini aldığımız saatten beri beklemedeyiz. Cumhurbaşkanı Gül yarın sabah 8'e, yani yaklaşık 12 saat sonra işte tam bu kapıdan geçerek uçağa binecek. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum, yakın plan alabilirsek. İşte bu kapı sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler, işte kapı, işte sapı. Az önce Sudan Büyükelçisi buradaydı. Kendisine Cumhurbaşkanımız Sudan sebeplerle ülkenizi ziyaret ediyor diye bir espri yaptım. Adeta hiç gülmedi. Ama nasıl derler? Habercilikte olur böyle vakalar. Evet Faruk. Sayın seyirciler, Ceyda Sabiha Gökçen'den bildirdi. Ceyda, görüşürüz bir tanem. Evet, Başbakan Erdoğan bugün halka hitap etti. Halka hitaben yaptığı konuşmada... Konuşmanın ana başlıkları şöyle sayın seyirciler. Başbakan Erdoğan konuşmada... Yine son dakika varmış. Dolmabahçe Sarayı önünde bir vatandaş hükümeti protesto etmek için çırılçıplak soyundu.
Ne varsa sıyırmış. Belli ki kafayı da sıyırmış ama hiç kolay değil sayın seyirciler. Zira vatandaşın 2 yıldır iş aradığı ve bulamadığı, çareyi de soyunmakta bulduğu bana gelen bilgiler arasında. Haber ekibimiz şu anda olay yerine intikal etmek üzere. Birazdan olay yerinden canlı bağlantıyla gelişmeleri an be an duyuracağız sizlere. Evet, Başbakan Erdoğan bugün yaptığı konuşmada... Affedersiniz, bir son dakika haberi daha sayın seyirciler. Hemzemin geçitte tren kamyonu biçti. Feci kazada kamyon şoförü araçla Bir son dakika haberi daha sayın seyirciler. Sayın seyirciler... Tamam, bir son dakika haberi daha sayın seyirciler. Taksi ücretlerine zam yapın. Yeter lan bu son dakika haberi son... Okumuyorum lan son dakika, 10 dakika haberi. Nedir lan bu be? Bırak da. Hadi bir son dakika nedir? Sayın seyirciler, bir son dakika haberi getiriyoruz ekranlarınıza. Haber bülteni sunan bir spiker, stüdyoda cinnet geçirerek çalışanların üzerine saldırdı. Kameraları kırdı. Ayrıntılar az sonra. Alkışlarınızla Ahmet Pilevitik geliyor. Hoş geldin Ahmet amca. Hoş buldum kızım. Cami yıkılsa da mihrap yerinde. Beni bu hayattan çekip kurtaracak bir delikanlı arıyorum. Horoz. Neyin oluyor? Oğlum. Horoza dönüştü he mi? He. Nasıl oldu? Bilmiyorum ki. Herhalde bu GDO'lu hıyardan. Tut. Horoz genli hıyar mı yedi git? Gel. Yemeni bağlamış belli başına. Tüvütmeni üşmüş hilal başına. Yemeni bağlamış belli başına. Üçmüş hilal kaşına. Henüz 25-13 14 yaşına. Eda almış değil. Gel kocacığım. Bunu istiyor bunu. Dağdan inenler Diyarbakır'da da törenlerle karşılandı sayın seyirciler. Aa, bunlar zafer falan mı kazanmışlar baba? Bilemiyorum kızım. Artık hiçbir şey bilemiyorum. Sevgili seyircilerimiz, Cumhuriyetimizin 86. yıl dönümünde idrak etmiş bulunuyoruz. Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun. Size bir de sürprizimiz var. Bakın Ulu Önder Atatürk biraz sonra nereden çıkacak? Atam seni kurduğun cumhuriyeti kimse yıkamaz mı dedin? Ha öyle dedi. Ha bu dedi. Seni kurduğun cumhuriyeti kimse yıkamaz atam dedi. Bir cümlenin içinde 2 defa ata dedi. Atatürk dedi. Aha bu dedi. Evladım her karı koca arasında olur böyle şeyler. Ne yapacağız? Öpüşeceğiz, birbirimize öpüşeceğiz, barışacağız. Budur. Kim? Bunlar ne öpüşeceğim? Allah yazdıysan bulsun Hakim Bey. Hakim Bey, ben bu karıyla öpüşeceğime gider fosfetik çukuruna atlarım daha iyi. Lan. O ses ne? Olacak. Tamam, kemikleri sızlı. Ya. Senden başka, gözüm görmez hiç kimseyi. Senden başka, duyamam ben hiç kimseyi. Sen çarkının içine içtin, çatır çatır içtin. Her gün başka bir alemde, her gün başka bir gönülde. Günümü gün ediyorum, sefam olsun. Sayın seyirciler, domuz gribi ülkeyi terk etti. Allah'ın izniyle bir daha da gelmeyecek. Konuyla ilgili olarak Ankara stüdyosunda bulunan konuğumuz Sayın Avni Zallak'tan görüşlerini alacağız. Sayın Zallak, sizi dinliyoruz efendim. Efendim, uzun bir süre tüm Müslüman ülkelerine herhangi bir mikrop musallat olmayacak. Kayınço, iş yok, para yok, dert çok. Benim nasıl arkadaşım olsun? İmralı'dakine sıkılmasın diye arkadaş gönderildi sayın seyirciler. Her şeyi açıklayabilirim. Bekir, o açıklayamazsa ben açıklayabilirim.
1 minüt. Sayın Başbakanımız 1 minüt dedi. Ve biliyorsunuz bu kelimeyi kullandığı zaman çok tehlikeli olabiliyor. Lan yapma. Efendim. İnsanların eve girmesi var mı ya? Dur karımın koynuna kıvrılayım sıcak sıcak. Yavaş. Karısı gibisi var mı ya? Oh, sıcak sıcak ne güzel. Kulağını. Oh, oh. Şimdi reklamlar. Birazdan geliyoruz.